Cemaat, Abdurrahman Dilipak. Aynı Allah'a, Resul'e, kitaba iman edenler, tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaattir. Kim ki ikinci bir cemaatten söz ediyorsa, kendine ya yeni bir ilah, ya yeni bir Resul, ya da yeni bir kitap uydurmuştur. Ben Müslümanlardanım ve Müslümanlar kardeştir. Onların işleri aralarında istişare ve şura iledir. İşi ehline ve liyakata göre verirler. Sözü dinler, işe bakar, doğrusuna katılır, yanlışına karşı çıkarlar. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olurlar. Onlar Müslümanlarla müttehit, erdemli insanlar ve mazlumlarla nimet, külfet dengesine dayalı itilaflar kurarlar. Biz Müslümanlar ittifak ettiğimiz konularda birlikte hareket eder, ihtilaf ettiğimiz müteşabih konularda usul ve esasa bağlı olmak şartıyla birbirimizi mazur görürüz. Muhkem, nas zaten bizi kardeş yapan imanımızın esasını oluşturur. Biz Müslümanlardanız ve Müslümanlar kardeştir, ihvandır. Bizim mezheplerimiz, tarikatlerimiz, ideolojik ve politik düşünce farklılıklarımız olabilir. Ancak bunlar düşmanlık ve ayrılık sebebi olmaz. Çünkü bunlar iman değil, fikir ya da zannî konulardır. Biz Müslümanız. Müslümancı değil. Bizim mezhebimiz var ve biz mezhepçi değiliz. Bizi hakka ve hayra yönlendiren cemaat yapılarımız var, tarikatlarımız vardır. Ama biz tarikatçı değiliz. Sonunda bizi tefrikaya götüren her işten uzak kalırız. Tevhid, vahdet, ittihat, maslahatın özüdür. Tefrikanın zıttıdır. Her zaman, her yerde ve her topluluk içinde iyiler ve kötüler bulunabilir. Hazreti Ahmet, Hak'tır Muhammed. Bizim için nefs muhasebesi bir arınma vesilesidir. Bu da ancak öz eleştiriyle mümkündür. Cemaat yapılarının muslih mi, müfsit mi olduğunu anlamak için sizi eğer Allah'a, Resul'e ve kitaba çağırıyorlarsa muslihtirler. Yok, kendi liderlerine, örgütlerine, cemaat dedikleri yapılarına çağırıyorlarsa müfsit olmaları ihtimali yüksektir. Bunu FETÖ, Kalkancı, Adnan Oktar olayı ve daha birçok örnekte gördük ve görmeye devam ediyoruz. Bu durum sadece Sünni ve Sufiler için değil, Şii ve Selefi topluluklar için de böyledir. Allah'ın emrine uymazsan haram, peygamberin sünnetine uymazsan mekruh, benim gibi düşünmezsen dinden çıkarsın diyenlerin peşine takılmamak gerek. Kendi fetvalarıyla başkalarını muahize edenlerden de uzak durmak gerek. Kendilerini lider ve örgütlerini ilahlık ve Rablik makamına yükselten, mutlaklaştırandan uzak durmak gerek. Kitap bize din büyüklerimizi ilah ve Rab edinmememizi söyler. Rayna demeyin, unzurna deyin der. Her şey putlaştırılabilir. Haşa müşrikler Allah Celle Celaluhu'nu putlaştırmaya kalktılar. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı putlaştırdılar. Kim neyi mutlaklaştırırsa orada benzer bir yanlışlık vardır. Asıl olan, doğru olan akıllı olmaktır. Akılcı değil. Bir kişi benim söylediğimin tam aksini söyleyen kişi en az benim kadar doğru olabilir. Ayet öyle diyor. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir. Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin aslı bize öbür dünyada gösterilecektir. İmam-ı Azam parmağı kanayan kişinin abdesti bozulur diyor. İmam-ı Şafii bozulmaz diyor. Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamanın bir yolunu bulmamız gerek. Son söz. Evet, biz Müslümanlardanız. Müslümanlar ancak kardeştir. Ben beynel Müslümin bir kulum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyim. Duam Allah'ın
rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak.